19. yüzyılda Bulgarlar, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrı kendi dillerinde ayin yapacakları bağımsız ve milli bir kilise isterler. Fener Rum Patrikhanesi'nin bu isteğe karşı çıkmasına rağmen, gerekli yerlerden izinler alındıktan sonra Prens Stefan Bogoredi'nin bağışladığı ahşap ev kiliseye dönüştürülür. Mabet 1849 yılında Slav dilinde yapılan ayinle kutsanarak ibadete açılır. Bulgarların Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde ilk defa ayrı bir dini cemaat olarak tanındığı 28 Şubat 1870 tarihli fermanda ilk olarak bu adı okunur. İlerleyen yıllarda ahşap kilisenin yanması üzerine yerine bugün hala Balat'ta Haliç kenarında varlığıyla dikkat çeken Sveti Stefan Kilisesi inşa edilir. Projenin mimarı Josep Aznavour'dur. İmalatçı ve inşaatçı firma ise Avusturya'nın Viyana şehrinde faaliyet gösteren Rudolf von Wagner'dir. Kilise için toplam 500 ton ağırlığında demir dökülür. Dökülen demir parçalar Viyana'dan Tuna ve Boğazlar yoluyla gemilerle İstanbul'a getirilir ve burada birleştirilir. Kilise 8 Eylül 1898 günü kutsanarak ibadete açılır. Mabedin neredeyse hemen her şey demirden olduğu için demir kilise olarak ün kazanır. Dünyadaki diğer demir kiliseler zamanla yok olunca Sveti Stefan Kilisesi ayakta kalan tek demir kilise olarak varlığını sürdürür. Yönü Haliç'e dönük olan kilise, içindeki süslemeler ve ikonlarla da adeta bir müzeyi andırır.